Evet, bugüne özel bir programla İstanbul Milletvekilimiz Gündemin İzi programı ile birlikte karşınızdayız. İstanbul Milletvekilimiz Sayın Metin Külünk Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Bu arada İstanbul'un trafiğine ve azizliğine de her zaman uğrarız. Zaten İstanbul deyince başında hemen bizim bu cuma günleri özellikle trafiğimiz bayağı yoğun. İstanbul'a yalnız laf söyletmem. Şüphesiz yaşıyoruz İstanbul'a. Yok, yani İstanbul'a laf söyletmem. Trafiği böyle olsa da böylesi güzel. Eyvallah. Peki, savunmaya devam edeceğiz o zaman. Şimdi sevgili izleyiciler, bugün özellikle bu seçim atmosferinde yoğun ve sayılı günler kaldı. Bu sayılı günler içerisinde önemli konuğum Sayın Metin Külünk Bey'e özellikle bu MHP, HDP ve CHP'nin son zamanlarda ittifak mevzuları üzerinde birleştiği, her ne kadar halk önünde demeseler de aslında perde arkasından akıl hocaları tarafından bir yekvucu hareketiyle devam ediyorlar. Bu gibi bir durumu nasıl görüyorsunuz, nasıl izliyorsunuz? Gayet onun yorumlarını alalım sizden. Gayet normal görüyorum. Niye normal görüyorum? Çanakkale'de karşımızda kim varsa şimdi de onlar var. Bir farkı yok ki. Bu ülkenin milli bağımsızlık mücadelesinde Çanakkale'de kimler karşımızda duruyordu ise bugün onlarla ittifak edenler de karşımızda. Nereden anlıyoruz bunu? Bir arada duruşlarından anlıyoruz. Nereden anlıyoruz? Çözüm sürecine MHP'nin duruşuyla HDP'nin duruşu tersten aynıdır. Peki kamuoyunda çözüm sürecine Demirtaş'ın duruşuyla MHP'nin duruşu tersten birbiriyle aynıdır. CHP'nin duruşuyla HDP'nin tersten duruşu aynıdır. Hepsi aynı. Ortak hedef şudur. Bahsettiğiniz partilerin aslında Türk siyaseti için ideolojik kurgu noktasında bir anlamı yok. Asıl ideolojik kurgu arka taraftaki aklı görelim. Bu akıl nedir? Bu akıl şudur. Türkiye'nin enerji arz bölgelerine ulaşması, enerji üretim bölgelerinin dünyaya Türkiye üzerinden güvenli bir şekilde ulaşmasından duydukları rahatsızlıkları dün Musul operasyonuna Gazi'ye engel olarak kendini gösterenler bugün bu partiler üzerinden kendini göstermekte. Tabanlarını tenzih ederim. Oy verenleri tenzih ederim. Aklı konuşuyoruz. İdeolojik, fikirsel kurguyu. İki, bu yapı İmralı'nın Türkiye'nin tezleri üzerinden 1978 sonrasını yeniden okuyor durumuna gelmesinden duydukları rahatsızlıktan dolayı İmralı'yı tasfiye edip yeni bir Buda heykeli üretmek istemektedirler Kürt kardeşlerimize. Bu heykelin adı da, ki Kürtler tarihleri boyunca La ilahe illallah Muhammedun Resulullah'tan asla ödün vermemişlerdir. Bu Demirtaş'tır. Demirtaş üzerinden üretilmek istenen rol model İmralı'yı etkisizleştirip doğuda silahın gölgesinde Selahattin, batıda Nişantaşı Teşvikiye hattına beyaz Türklere o tekkeleri kapatan ideolojiye, evet, o zaviyeleri kapatan, o ulemayı sürgüne gönderen, o köylerin isimlerini değiştiren, o Doğu ve Güneydoğu'da bunca o geçmiş 12 Eylül sonrası faili meçhullerin arkasındaki zihinsel aklın temsilcilerinin önünde Valentin olan Demirtaş çizgisiyle yapmak istedikleri şey şu. Bu coğrafyada 1071 Malazgirt'ten beri Müslümanların kardeşliği temelli Türk-Kürt-Arap ittifakını bu coğrafyada yok ederek bu coğrafyayı tekrar parçalamak istiyorlar. Evet. Tam burada ben bir konuyu açmak istiyorum. 1970 ve 80'lerde ve hatta 90'lara kadar geldiğimizde
sağcı solcu denilen iki ayrı sınıf vardı siyasette. Yani bölücü unsur üzerinde hareket ediyorlardı. Peki bugün CHP'nin, MHP'nin, ulusalcı kanatta, bir de bunun yanında HDP'yi de böyle güçlü bir ittifak halinde sunmaları, bunca insana bedel ödetmelerine ne diyeceksiniz? Küresel faiz oligarklarının insan diye bir kavramı yoktur. Merhamet diye bir değeri yoktur. Evet. Adalet diye bir mefhumu yoktur. Küresel faiz çeteleri, dolarların üzerinde uyuyanlar, dolarların üzerinde yüzenler için bir tek şey vardır. Ateşin çocukları oldukları için ateş ve bu ateşte insanlığın bütün değerlerini yakmak vardır. Dolayısıyla 12 Eylül öncesi sağ sol kavramları üzerinden bir nesil yok etmek için her şeyi yapanlar bugün MHP ile HDP'yi aynı çizgiye getirebilecek güçtedirler. CHP'yi, MHP'yi, HDP'yi aynı çizgide bir araya getirebilecek güçtedirler ve getirdiler. Şu anda MHP'lilerin içerisinde ülkücü hareketin kanımız aksa da zafer İslam'ındır diyen bütün o şehitlerini rahmetle ve minnetle anıyorum. Ülkücü hareketin hala bu çizgide inanmışlarına en yüksek düzeyde saygı duyuyorum. Ama MHP'nin yönetim kademelerinde şöyle bir algı yönetilmekte. AK Parti kazanmasın da HDP barajı geçsin. Bu sinsi sinsi işlenmektedir. Ki bu dışa da vurdu. Ülkülüğe aykırı değil mi bu? Bu yani benim bildiğim zaman... benim bildiğim ülkücü hareket kanımız aksa da zafer İslam'ındır başlığıyla vücut bulmuştur. O geçmişin Süleyman Özmen'i, Cahit Takı, Zakir'i, Muhsin Yazıcıoğlu'nun çizgisindeki ülkücü hareketin kodlarında bu ülkenin milli bağımsızlığı vardır. Bugün bu ülkenin milli bağımsızlığına kasteden küresel faiz çetelerinin egemen olduğu dünya sisteminin belirlediği bir milliyetçilik MHP duruşuna ben ülkücü hareketinde ciddi anlamda tavır koyacağından hiç endişem yok. Ben o arkadaşlarımızın hepsine güveniyorum. Çünkü onların çizgilerinin Yavuz çizgisinde olduğunu, Osman Gazi çizgisinde olduğundan hiç şüphem yok. Ama bugün yapılan şey bir eşitlemedir. Yani dün kasetler üzerinden MHP'yi hırpalayanlarla MHP aynı çizgide. Dün kasetler üzerinden genel başkan değişikliğine uğrayan CHP ile bu yapı aynı çizgidedir. Dün çözüm süreci yok olsun diye, çözüm süreci akamete uğrasın diye Doğu ve Güneydoğu'da, Mustazaf Der'le PKK arasındaki çatışmaları hızlandırabilmek için her türlü kirli manipülasyonları yapanlarla ve Diyarbakır Adliyesi'nin önünde HDP'nin, o dönemki BDP'nin yöneticilerini elleri kelepçeli, çözüm sürecini berhava etmek için her türlü adımı atanlarla bugün Demirtaş aynı yerde. Evet. Bunun cevabını bu vatanda, bizim vatandaşımız sandıkta verecektir. Bir başka yerle daha aynı yerdeler. Ermeni diasporasıyla HDP'li aynı. Benim Kürt vatandaşlarım tarihinde utanılacak hiçbir şey yoktur. Anadolu topraklarında büyük Ermenistan kurulmasın, Anadolu toprakları Hristiyanlaşmasın diye Ermeni çetelere karşı verdikleri mücadeleden benim Müslüman Kürt vatandaşımın hiçbir kompleksi yoktur. Ancak HDP'nin başındakiler kompleks duymakta ve Ermeni diasporasıyla kol koladır. Ermeni diasporasının... Ben burada araya girmek istiyorum Sayın Vekilim. Şu konudan siz Avrupa'da da aynı zamanda uzun süredir Avrupa'yı gözlemliyorsunuz ve dolaşıyorsunuz. Avrupa'da da birçok üniversitede ve kuruluşlarda, özel düşünce kuruluşlarında yukarı Ermenistan, aşağı Ermenistan ve hatta yukarı ve aşağı Ermenistan denilen sınırları Hatay'a kadar indirmişler. Orada Kürtler onu göremiyor mudur? Haritada hiç Kürtlere yer yoktur. Yukarı bir Ermenistan kere, ve aşağı Ermenistan. Bakınız, ilk defa bir burada bir şey açıklıyorum. İlk kez. Evet. Türkiye'nin
1984 Eruh baskınından sonra etnik Marksist-Leninist bir hareketten etnik milliyetçiliği terörize ederek etnik milliyetçiliği ve buradan bir ulus milliyetçiliği üretmek isteyen bu aklın arkasında saklanılan asıl büyük hedef Anadolu topraklarında bir büyük Ermenistan kurma hedefidir. Ama bunu kamuoyu neden okuyamıyor? Çünkü kamuoyunda eli kalem tutanların evet. Nerede durduklarına bakacaksınız. Tarihi okuma yapanların nerede durduklarına bakacaksınız. Kimler kripto? Bu topraklarda hep kripto, bir başka grubun kriptoluğunu konuştuk ama kripto Ermeni çeteciliğini meşru gören kripto aklı hiç konuşmadık. Dolayısıyla önemli sorun burada. Evet, dolayısıyla bugün bu coğrafyada Kürtler Yavuz'la ittifak ederek bu coğrafyada Şah İsmail geleneğinin Kürt kardeşlerimizi kılıçtan geçirmesini engellemiştir. Ve o tarihten bu yana bu topraklarda Türklere ihanet etmeyen tek topluluk Kürtler olmuştur. Şöyle bir şey söylesem size ne kadar uygun. Yaratılışımızda iki gözümüz var. Bir gözünüzden birisine parmak batırabilir misiniz? Asla batıramazsınız. Peki kamuoyu bu Kürt ve Türk algısı üzerinden yürütülen bu karmaşayı neden halk veya örneğin bugünkü siyasetin gündeminde bunu net okuyamıyor? Bu beceriksizliği kılan nedir bu halkın üzerinde? Biz de demek ki anlatamıyoruz. Biz de gitmiyoruz. Ben Diyarbakır'da yaşamış bir insanım. Bu topraklarda çok net söylüyorum. Kürtlerin aleyhine olan her şey, Müslüman Kürtlerin aleyhine olan her şey Müslüman Türklerin aleyhinedir. Müslüman Arapların aleyhine olan her şey Müslüman Kürtlerin aleyhinedir. Müslüman Türklerin aleyhine olan her şey Müslüman Kürtlerin aleyhinedir. Bu topraklarda Fatih'i bugün fethin yıl dönümünde Fatih'i zehirleyen akıl, çadırında zehirleyen akıl bu toprakları İslamsızlaştırmak istemektedir. Stratejik hedef Cumhuriyet sonrasında öncelikle 2023. Bakın öncelikle hedef Cumhuriyet sonrasında İslamsız Türk. Evet. İslamsız Türk. PKK terör hareketi üzerinden de sosyolojik olarak İslamsız Kürt hedefidir. Bu ikisinin arkasına saklanan stratejik hedeflerden birisi de bu topraklarda yeniden bir büyük Ermenistan hedefidir. Hedef Türkleri, hedef Müslümanları Orta Doğu'ya çıkartmamak, hedef Müslümanları Asya'ya çıkartmamak, hedef bizi yeniden büyük bir devlet yaratılmasını engellemek. Engel olmak. Devletçik ötesi bir küçük minicik devletçiye dönüştürmek. Bu oyunu devlet başkanımız Recep Tayyip Erdoğan dönüştürücü karakteriyle kardeşlik eksenli stratejisiyle bozduğu için topyekün saldırıyorlar ona. İşte saldırsınlar çok önemli değil bizim için. Evet. Peki tam bu manada Ayasofya ile ilgili İslam'a karşı olan bir batı veya üzerimizde yürütülen bir operasyondan bahsediyorsunuz. Tam bu anlamda da Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili de son zamanlarda gündemde işleniyor. Bununla ilgili bir mesajınız şimdi, var mı? O işlenmenin iki ayağı var. Bir, samimiyetle ben 70'li yıllardaki zincirler kırılsın, Ayasofya açılsın mitinglerinin hep o söylemi ben takip ediyorum. O en önünde yürüyenlerden birisiyim. Evet. Yani zincirler kırılsın. Zincirler kırılsın, Ayasofya açılsın ve buna yürekten inanan bir insanım. Bu samimiyetle bizim bu coğrafyada bir büyük hesaplaşmadaki kemal noktamızdır orası. İkinci tarafı da paralel ihanet çetesi. Ona birazdan değineceğim ama. Paralel ihanet çetesi Ayasofya üzerinden bir boşluk oluşturup tersinden bir bakış açısıyla
liderimize karşı, hareketimize karşı kamuoyunda negatif bir algı yaratmak için bu süreci. Ama ben bireysel olarak Ayasofya'nın müzeye dönüştürülmesi bizim batıya doğru yürüyüşümüzde mevzimizi sınırlandırma adımıdır. Bu mevzi her zaman böyle durmayacak. Ama zamanı... Ya iki açıdan değerlendiriyorsunuz. Tabii zamanı ne zaman sorusunun cevabını bu mücadeleyi yürütenler verecektir. Onun için kamuoyunun bizim bu hassasiyetimizden emin olmaları ama bunun Ayasofya'nın açılmasının ne demek olduğunu stratejik olarak bu küresel çok farklı bir küresel hesaplaşmada Ayasofya'nın açılmasının ne demek olduğunu tekrar düşünüp yürüyüşümüzü akıllı, çok dikkatli yönetmek mecburiyetindeyiz. Korkumuz var? Yok. Ne korkacağız biz ya? Biz kefenimizde yaşayan adamız zaten ya. Bizim korkumuz yok. Meselemiz bir büyük medeniyetin yeniden inşasında güçlü Türkiye hedefidir. Evet. Peki. Teşekkür ediyorum o konuda. Vesayetle ilgili son zamanlarda aslında oynanan oyunların veya sistematik bir biçimde vesayet meraklıları var. Son zamanlarda tekrar böyle bir ısınmaya başladı. Bunlarla ilgili bu eski darbe hevesleri olabilir. Birçok farklı açıdan düşünebilirsiniz. Bunlarla ilgili düşünceniz nedir? Yani halen yani gündemin hareketliliği... Siz onların bu merakından vaz mı geçtiğini düşünüyorsunuz? Hiç öyle bir şey zannetmiyorum. 13 yıllık bir iktidarda bunlar artık tamam sistem oturdu bize iş kalmadı deme hayır, şey var hayır, yoksa düşman hayır, uyumaz mı? Hayır. Bu mücadele bir kere Adem'le şeytanın mücadelesidir. İnsanla şeytanın mücadelesidir. Habil Kabil mücadelesidir. Kabil hiç uyumuş mu? İblis hiç uyumuş mu? Ateşin çocuklarıyla toprağın çocuklarının mücadelesidir. Bu mücadele öyle basit bir mücadele değil. Yani biz bak ne diyorum ben her konuşmamda şunu henüz yolun başındayız. 13 yıllık iktidarda bunları başardık ama yolun başındayız. Niye? Bizim bir hedefimiz var. Nedir o hedefimiz? Akdeniz'in ortasında her gün gemi batıyor. Yüzlerce insan ölüyor. Yüzlerce insan ölüyor. Bunlar Müslüman ve insan. Hristiyan da olsa. Batı medeniyeti seyrediyor. Güneydoğu'da, Bering Boğazı'nda, Malaka Boğazı'nda. İnsanlar Arakanlı teknelerde, Müslümanlar. Arakanlı Müslümanlar ölüyor. Evet. Afrika'da çocuklar hala Anadolu'dan uzanacak merhamet elini bekliyor. Bizim iddialarımız büyük. Nedir? Küresel ölçekte evinin kapısına bir tane erzak götürülmeyecek insan kalmayıncaya kadar devam edecek bir büyük mücadelenin adamıyız. Dolayısıyla Türkiye'de bu vesayet meraklıları, darbe meraklıları, Sisi meraklılarının tükendiğini zannedersek hata ederiz. Bir kere Hürriyet gazetesi geçtiğimiz gün bir açıklama yaptı. Biz aslında dedi. Evet. Sisi üzerinden bu hükümete herhangi bir şey yapmadık. Ve aslında dedi. Söylemlerde şiddet yanlısı bir Doğru. nevi de hep bir sopa gösterme Doğru. merakı çok, var. Çok tarafsızlar. 411 el kaosa kalktık manşetini atacak kadar bir. Muhtar bile olamaz diyecek kadar iki. Rahmetli Erbakan Hoca'ya beceremediniz inin aşağı diyen paralel ihanet çetesinin Pensilvanya'da oturan ağlayan adamının söylediklerini manşete taşıyıp bu milleti aşağılayacak kadar manşet sahibi üç. Türkiye attıkların manşetle alakaları yok. Kamuoyu nasıl okuyor bunu peki? Kamuoyu bu gazetenin patronunu vicdanında mahkum etti bir kere. Bu gazetenin 27 Mayıs'taki... Halk mesajı aldı diyorsun. Tabii 27 Mayıs'taki tavrına bakın. Evet. Ben çıkardım baktım. 12 Mart'taki tavrına bakın. 12 Eylül'deki tavrına bakın. 28 Şubat'taki tavrına bakın. AK Parti iktidarları beyefendi geçen gün açıkladı. Beyefendiye Demirel mesajı veriyor. Tansu Çiller, Mesut Yılmaz mı? Ya o konuştuğun insanın adı Recep Tayyip Erdoğan. Bu toprakların çocuğu. Bu toprakların çocuğu. Sen kime ne meydan okumaya kalkıyorsun?
sen kime ne meydan okumaya kalkıyorsun? Dolayısıyla adı geçen tarafsızlık ilkesinin arkasına sığınarak bu ülkenin küresel faiz oligarklarına, oligarklarının emrinde yönetilmesinden taraf olan şahsın maskesi düşmüştür bu ülkede. Hürriyet milletindir diyor. Hürriyetin başlığında görüyorsunuz değil mi? Burada hangi hürriyetten bahsediyorlar orada? Hürriyet onların belirledikleri vesayetçi demokrasinin sınırları içerisindeki hürriyet. Evet. Benim hani Nevzat Tandoğan diyordu ya, bu ülkeye getirirsek onu da biz getiririz, bunu da biz getiririz diyen Celal Bayar sürekli doğudan Stalin geliyor bu ülkeyi işgal edecek korkusunun arkasına milleti sıkıştırıp Ankara'nın teslim edilmesi adındaki hürriyet var ya, evet. O hürriyetten bahsediyor. Bu milletin hürriyetinden bahsetmiyor. Evet, izleyicilerimizin hangi hürriyetten bahsettiklerini o zaman biraz daha düşünmeleri gerekiyor. Bu arada paralel devletin fedaileri vardır biliyorsunuz. Bu fedaileri yerine göre yumruk sallayanlar, yerine göre mazlum rollerini oynayanlar ama okyanus ötesinde çok farklı ve net mesajlar veriyorlar. Bu fedailer noktasında birçok kamu kurumda biliniyor. Yani sızmalarından tutun uzun bir süreye dayanıyor çünkü. Bununla ilgili son zamanlarda dün de bir emniyet müdürünün tutuklanma kararı çıktı. Ve halen bir şeye sarhoşluğu var. Özgürlük vesairesi sanki tutsak zulm ediliyormuş gibi bir manevra var. Bununla ilgili ne diyorsunuz? Çünkü Hasan Sabah'ın da fedaileri vardı. Alamut Kalesi'nin de fedaileri vardı. Selçuklu Sultan'ın yastığının altına Melikşah. Selçuklu Sultan'ın yastığının altına hançer koyacak kadar sarayda varlıklarını gösterebildiklerini ifade etme cüretini gösteren bir haşhaşi yapılanmasının asırlar sonra yeni versiyonuyla baş başayız. Bu bir haşhaşi yapılanmasıdır. Bir casusluk örgütüdür. Bir terör örgütüdür. Bir teşhis örgütüdür. Kontrol mekanizmaları tamamen niye kaçıyorlar yurt dışına? Turizme gidiyorlar. Turizme mi gidiyorlar? Gezmeye mi gidiyorlar? Genel kültür açısı. Orada denize falan mı yürüyorlar? Deniz falan yakında biliyorum. New Jersey'de var. Orada denize falan ya da Miami'ye gidiyorlar galiba. Evet. Şimdi sıkıntıları şu. Cezaevlerindekiler tehdit ediyor onları. Konuşacağız diye. Niye? Onlar içeride beyefendiler kaçak. Ne yaptılar? Himmet adı altında topladıkları paralarla devlette devlet içerisindeki paralel devleti unsurlarının tasfiye edilmesinden sonra onların çenelerini kapatabilmek için onlara maaş veriyorlar. Amerika'da bir köşkün işte şu anki Pennsylvania'daki denilen malikanenin günlük giderleri 150 bin dolarmış. Evet. Amerika kime meraklı bu kadar günlük bu kadar bir para harcayacak? Amerika kime meraklı? Benim bildiğim Amerika bir adamı boşuna evinde tutmaz. Avrupa bir adamı aslında çıkarları başka Sabri kardeşim sana başka bir şey söyleyeyim. Bunlar ihanet etmeye gönüllü oldukları için merak etme. Türkiye'nin bilgilerini getirip kendi gönüllülük esaslı ilgili ülkelerin servislerine veriyorlar. Biz bunları biliyoruz. Kendi gönüllülük esasları ihanet etmeyi meslek edindikleri için bir de bunların ülke ve vatan kavramları yok. Devlet kavramları yok. Türkiye bunlar için ülkelerden bir ülke, devletlerden bir devlet. Bu ülkeyle ilgili bir aidiyet duygusu yok bunların. Olmadığı için asıl mesele şu. Asıl mesele. Devlet başkanımızın bu konudaki devleti kurtaran, milleti kurtaran stratejik hamleleri atmakta ve bu işi bir devlet meselesi haline getirmekteki kararlılığına ayak uydurmakta bizim aşağıdaki arkadaşlarımızın bir kısmı üzgünüm ki aynı tempoda değil. Evet, hala maalesef. Duygusallık, merhamet. Son bir soruyla bitirelim. Sizin de programınız son derece yoğun. Özellikle bu HDP'nin ve CHP'nin eşcinsel veya biliyorsunuz belki milletvekili adayı gösterdiler. Bu noktada da Doğu ve Güneydoğu'da çok ciddi bir tepki var. Ve herkes kaçamak bir cevapla götürüyor. Hani insan hakları, demokrasi derken neye ile savunuyorlar? Bu ülkenin, yani buraya vardıran konu neydi bu? Bu ülkenin bir kere varlık temelleri var. Bu varlık temellerinin merkezinde Kur'an'ı ve sünneti duruş vardır.
bu milleti millet yapan temel değerlerinden birisi Kur'an ve sünnet ve bizim ehli sünnet çizgisi yolundaki kararlı duruşumuzdur ve bunun ahlak temelleridir. İnsanların yaşam biçimlerine biz müdahale etmeyiz. Evet. İnsanların yaşam biçimlerine müdahale edecek halimiz de yok. Yaşam biçimlerine bireysel anlamda ama Avrupa'da dahi kilise ile kilise dışındaki güçlerin kendi aralarındaki çok sert tartışmalara ve Avrupa'da dahi bir devlet tartışmasına dönüşen bir duruşu HDP'nin getirip... Avrupa'da sınırsız özgürlük var mı? Siz Avrupa'da uzun süredir oradasınız. Avrupa'da Avrupalı ülkelerin paralarına dokunun, siz özgürlüğün ve demokrasinin ne olduğunu görürsünüz. Bir dokunun da göreyim ben size. Paralarına dokunmadığınız müddetçe ne yaparsan yap. Ama parasına dokunduğun peki, an... Peki Vatikan burada ne kadar özgürlükçü davranıyor? Vatikan... Fetvalarında açık söylüyor. Vatikan'ın gücü para üzerindendir. Vatikan'ın sokakta çok fazla karşılığı yok. Vatikan şu anda kiliselere kimsenin gitmemesinden dolayı biçare durumda. Bir kiliseler satılıyor. Çünkü bir akıl Avrupa'dan çok ciddi intikam alıyor. Hangi intikam? Ateistleştirerek, ahlaksızlaştırarak, ahlaksızlığın bütün türevlerini bir devlet modeli haline dönüştürerek, demokrasi kavramı içerisinde bir merkez haline getirerek. Şimdi aynısını HDP üzerinden Türkiye'de yapmak istiyorlar. Buna benim nörşim medreselerim izin vermez. Evet. Diyarbakır melelerim izin vermez. Bitlis medreselerim izin vermez. Bingöl medreselerim izin vermez. Van medreselerim izin vermez. Benim Doğu ve Güneydoğu'daki İmam Şafi geleneğinin ehli sünnet çizgisinin abide duruşu buna izin vermez. Aslında kendi merdi kıpti sirkatin söyler, aslında kendilerinin ne olduklarını ifade ediyorlar. Dolayısıyla Müslüman kardeşlerim, Müslüman Kürt halkı üzerinden gerçekleştirilmek istenen bu dinsizleştirme operasyonuna, milletsizleştirme operasyonuna izin vermeyecektir. Arkadaşlar eğer görüntü uygunsa Sayın Vekilim'den zamanı olmadığından dolayı bu VTR'de Selahattin Demirtaş'ın eşcinsellerle ilgili bir açıklaması vardı. Onu kısaca bir hemen dinleyelim. Yaratıcımız, kainatın sahibi Allah-u Teala biz insanlara yol gösterici olarak gönderdiği Kitab-ı Mubin'inde Araf suresi 80. ayette Lut'u da peygamber olarak gönderdik. Hani o kavmine şöyle demişti: sizden önce alemlerden hiçbir kimsenin yapmadığı çirkin işi mi yapıyorsunuz buyurarak kendi gazabını gerektiren çirkin bir hayasızlıktan haber vermekte. Nitekim kadınları bırakıp da erkeklerle birlikte olan ve insan fıtratına aykırı bu hayasızlığı yapan Lut kavmi de Allah'ın kahredici azabını tatmış ve tarihte hep lanet edilen kavimlerden biri olarak bilinmiştir. Mütedeyyin kimliğe sahip Kürtler tarihi boyunca hep İslam'a ve kutsal değerlerine saldırıda bulunanlara karşı dik durmuş ve İslami kimliğini muhafaza etme konusunda hep teyakkuzda olmuştur. İslami değerlerle iç içe geçen kadim Kürt örf ve gelenekleri dindar kimliği daha da sağlamlaştırmıştır. Bunu bir tehlike olarak görenler bölge üzerinde oyun üstüne oyun kurmakta ve bu kimliğe karşı bazen açık bazen gizli bir savaş yürütmektedir. Zorunlu din dersi uygulamasına son vereceğim. Doğu bölgelerinde kemik oylar göz önüne alındığında barajı geçemeyeceğini anlayan HDP, doğudaki Kürt halkını çeşitli yollarla tehdit ederek baskılarını artırmakta, batıdaysa sözde barış dilini kullanarak LGBTİ gibi eşcinsel oluşumlara arka çıktığını meydanlarda fütursuzca dile getirmektedir. HDP her ne kadar batıda kullandığı eşcinsellikle ilgili vaatleri doğudan gizlemeye çalışsa da iletişim yollarının çeşitliliği perdelenen gerçeği gözler önüne sermektedir. HDP'nin seçim beyannamesinde ağırlıklı olarak LGBTİ gibi eşcinsel oluşumlardan söz edilmesi ve Kürt kelimesinin sadece 7 yerde geçmesi, HDP'nin aslında Kürtlere dair elle tutulur bir çalışmasının olmadığını açık bir şekilde ortaya koymakta ve bu husus seçmenin dikkatinden kaçmamaktadır.
HDP'nin Kürtlerin tepkisine rağmen Türkiye gündeminde olmadığı halde milletvekili aday listelerinde birçok aykırı adayla birlikte eşcinsel adayı göstermesi de sorgulanması gereken önemli bir konudur ve kabul edilemez bir yaklaşımdır. Örneğin HDP'nin Eskişehir milletvekili adayı ve LGBT'yi yani lezbiyen, gay, biseksüel, transgender ve interseks bireyi Barış Sulu'nun HDP listesinde kendine yer bulma sürecini anlatması, Müslüman olan her bireyin tepkisini çekse ve mide bulandırsa da halkın gerçekleri bilme hakkı olduğu için bu kişinin verdiği demeci sizler için irdelemek istedik. 17 yıldır LGBT için çalışıyorum. Yani ben dediğim gibi hani 17 yıldır LGBT, lezbiyen, gay, biseksüel, trans ve interseks bireylerle ilgili çalışıyorum. HDP'nin eşcinsel milletvekili adayı adaylığını önce erkek sevgilisiyle konuştuğunu söylüyor. Sevgilimle konuştum. Sevgilimle biraz şey yaptık, konuştuk ilk önce. O birazcık çekinceliydi çünkü. HDP'nin eşcinselleri milletvekili adayı göstererek kendilerine önemli bir yol açtığını söyleyen HDP'nin eşcinsel milletvekili adayı bu sayede önümüzdeki yıllarda eşcinsel milletvekillerinin çoğalabileceğini söylüyor. 4 sene sonra lezbiyen ve trans aday da olur. Yolu açmış olacak. Hani bir ilerleme kaydedeceğini düşünüyorum. 4 sene sonraki seçimler bambaşka bir şeye dönüşecek. Belki bir tane eşcinsel erkek değil. Lezbiyen aday da olur, hani trans aday da olur. LGBTİ bireyler en başından beri HDP'nin içinde. Halkların Demokratik Kongresi HDK zamanından beri ben HDP'nin içindeyim. Yani HDP sürecine dönüşmeden önce de LGBT bireyler çünkü orada en başından beri varlar. Hani sonradan eklemlenen bir grup değil. Hani HDK sürecinde ilk Ertuğrul Kürkçü Bey hani konuşma yaparken 22 dilde biz buradayız, merhaba, hoş geldiniz dedi. HDP'nin eşcinsel milletvekili adayı CHP'nin de eşcinseller için çalıştığını söylüyor. Bizi en çok HDP ve CHP savunuyor. Yok, LGBT bireylerle ilgili CHP de çok fazla çalışıyor hani milletvekilleri olarak. Çok uzun yıllardır LGBT aktivizmi yaptığım için hani meclise çok fazla girip çıkmış birisiyim. Hani sorunlarımızı dile getirmek için görüşmeler yaptım ama hani biliyorsunuz süreçte de hani CHP çok fazla soru önergesi veriyor. HDP'nin eşcinsel milletvekili adayı Selahattin Demirtaş'ın her platformda kendilerine sahip çıktığını da söylüyor. Demirtaş bu riskse biz bu riski alırız dedi. Sayın Demirtaş her neredeyse konuşmasında LGBT bireylerin haklarından bahsedebiliyor, bahsediyor. Bu bir riskse biz bu riski alıyoruz diye bir açıklama yaptı. HDP'nin içinde LGBT komisyonları var. HDP'nin içinde LGBT komisyonu var zaten. LGBT kadın komisyonu gibi LGBT komisyonu var, gençlik komisyonu gibi çalışıyor yani. Hani bayağı nasıl diyeyim, diyalog kurulabilecek ve diyalog kurulabilen durumda. Bağrında yatan sahabeler ve mütedeyyin kimliğiyle bilinen Diyarbakır'a defalarca geldiğini ifade eden HDP'nin eşcinsel milletvekili adayı Diyarbakır'da da çalışmalarının olduğunu söylüyor. Diyarbakır'a çok fazla gidip geliyorum. Diyarbakır'a çok fazla gidip geliyorum toplam. Evet sevgili izleyiciler, bölgede demokrasi denilince bu mu olması gerekiyordu? Eşcinsellerle ilgili HDP'nin ne kadar aktif çalıştığının bir özeti. Sayın Vekilim'den hem bunun değerlendirmesini hem de Dengirmir Mehmet Fırat'la bir telefon bağlantısı yapıldı. O bağlantının içerisinde eşitlik ilkelerine dayanarak böyle bir savunması. Sonra tekrar arkadaşlarımızın görüşmesi üzerine kesinlikle efendim benim haberim yoktur deyip konuyu geçiştirerek telefonu da kapattığını da söyleyebilirim. Buyurun değerlendirmenizi alayım. Bir kere bu haberciliğinizden dolayı tebrik ederim. Son derece önemli bir. Bu haberin insanların bireysel hallerine saygı duyarız. Allah hepimizi ve tüm nesillerimizi kıyamet ötesine dek muhafaza etsin. Tereddütsüz. Ancak bu ahlaki değerler yoksunu tavır ve davranışları toplumsallaştırmak ve toplum nezdinde bütün bunları normalleştirme yolunda atılacak adımları bir siyasal duruş haline götürmenin arkasındaki akıl birileri bu topraklarda Müslümanlardan intikam almak istiyor. Değerlerimizi yok ederek. Buna karşı bizim bir duruşumuz olmalı. Millet olarak bir duruşumuz var. Bu Kürtlere hakaret değil mi? Bu sadece Kürtlere hakaret değil. Yok, bu toprak şu açıdan. Hayır. Bölge üzerinden bir şey açısından. Bu sadece insanları. Bu sadece Kürtlere çok hakaret değil. Bu coğrafyaya hakaret. Müslümanlara hakaret. Birileri bakın
Sabri kardeşim, birileri bizden intikam almak istiyor. Batı'da, Batı toplumunda aldıkları intikamı bizden almak istiyorlar. Buna izin veremeyiz. Dolayısıyla olayın diğer tarafı, bu sürecin HDP üzerinden, HDP bu sürece ne karşılığı evet demiştir? Kobani eylemlerinde küresel güçlere boyun bükerek Kobani'de sokağa çıkın, yakın ve yıkın talimatını veren Demirtaş, neyin karşılığında batıdakilere evet demiştir? O operasyonların hepsinin içerisinde bir takım ülkelerin ajanları var. O ajanlarla Demirtaş'ın söylemleri birleşerek çünkü hedefleri şuydu. Buna Türkiye'yi destabil hale getir. Ben de senin verdiğin terör mücadelesinde seni koruyayım kolu. Şimdi bu toplumun ahlaki temellerini berhava etmenin karşılığında bu berhava edişi insanların bireysel hak ve hukukunu korumaya saygı duyarım. İnsanların hallerine bir şey diyemem. Bir şey diyemem ama bunlar üzerinden bu süreci bir siyasal duruşa dönüştürüp ulusalcılar rejimle yapamadıklarını bunu bir yöntem olarak bu şekilde Cumhuriyet sonrası devleti milletin elinden alanlar, Cumhuriyeti milletin elinden alanların Kur'an'ı yasaklayarak, ezanı yasaklayarak, Türkçeleştirerek, ezanı Türkçeleştirerek yapmak istedikleri bir yurttaş tipini, üretmek istedikleri yurttaş tipini başaramayanlar şimdi HDP'nin ahlaki değerlerden yoksun bu tutum ve davranışları legalleştirerek bu millete karşı bir operasyon yönetmekte ve üzgünüm bunu Doğu ve Güneydoğu'daki benim muhafazakar, dindar, benim analarım, bacılarımın, ablalarımın, ağabeylerimin, amcalarımın duyguları üzerinden yapmak istemektedirler. Buna inanıyorum ki benim Doğu ve Güneydoğu'daki kardeşlerim buna izin vermeyecek. Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz. Gündemin yoğunluğundan dolayı bize zaman ayırdığınız için sizlere de başarılar diliyoruz. Allah utandırmasın. Amin. Çok teşekkür ederim. Sevgili izleyicilerimiz, Sayın Başbakan Davutoğlu Van'da, kameralarımızı Van'a çeviriyoruz.